Herkese merhabalar. Selamlar değerli arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda işte bizim de artık kitlemiz e, büyümeye başladı. Hepinize bunun için teşekkür ediyorum. Bu videomuzda işte küçük yatırımcının bilinçlenmesi için bir video hazırlamak istedim. Bunlara değineceğim. Özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği, özellikle sosyal medyadaki hayal tüccarlığı, gerçek dışı beyanlar ve sizlere Dayatılan bazı konular, sizleri nasıl yönlendiriyorlar, hangi cümlelerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar, bu konulara değineceğim. Lütfen beni baştan sona dikkatli dinleyiniz. Eminim bu konuda da bir ufkunuz açılacaktır. Öncelikle değerli arkadaşlar, benim tecrübeme güvenenler tab tabi burada zaten bu yüzden takip ediyorsunuz. Ama benim kendi tecrübeme göre kesinlikle ve kesinlikle yatırımcılıktan zengin olamayacaksınız. Bakın zengin olamayacaksınız. Para kazanabilirsiniz. Evet hatta belli ihtiyaçlarınızı yatırımcılıktan karşılıyor olabilirsiniz ama yatırımcılık sizi zengin etmeyecek. Özellikle küçük yatırımcıyı zengin etmeyecektir yatırımcılık. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla özellikle Twitter'da, Telegram'da ve YouTube'da ki bu bilgi kirliliğinde sizin en büyük zaafınız olan işte o zenginlik vurgusuna bir atıfta bulunarak sizleri çekiyorlar ve sizlerin aslında en büyük şeyinizi çalıyorlar. En büyük şeyiniz paranız değil aslında. Neyiniz biliyor musunuz? Zamanınız. En büyük var, varlığınız sizin zamanınız. Bakın şu anda bu videoyu izleyerek bir zaman harcıyorsunuz. Video izledikten sonra kendinize şu soruyu sormanız lazım. Bu harcadığım zamana değdi mi, değmedi mi? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi piyasadaki bu yalanlara şöyle bir göz atalım sizlerle birlikte. Mesela bakın bunu ben sadece YouTube'a zengin yazdım, hisse yazdım. Ve enterladım çıkan sonuçlar. Ve bunlar binlerce kişi tarafından izlenen kanalların başlıkları değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat. Bakın bu oyunlara lütfen gelmeyiniz. Bu yönlendirmelere gelmeyiniz. Size bir hisse anlatana gerekçelerini sorunuz. Veya da eğer zengin edeceği vurgusunu yapıyorsa neden tüm işini gücünü hatta YouTube'da bir kanal yürütmek, kanal yönetmek işini gücünü bırakıp da e, tüm e, mesaisini, işte kendi bahsettiği o zengin edecek olan hisseye yatırmak için harcamıyor diye düşünmeniz lazım. Bakalım mesela bu 6 şirket sizi paraya boğacak. Bakın başlığa bakın. Şimdi siz de bu başlığı gördüğünüz zaman girip bakıyorsunuz. Paraya boğulmak istiyorsunuz çünkü para kazanmak istiyorsunuz. Ama kesinlikle yanlış, yalan, yönlendirmeli bir başlıktır bu. Sadece videoyu izlemeniz için, tıklamanız için size kurulan bir tuzaktır. Evet devamına bakalım. Real olarak 100 kat getiri potansiyeli 3 hisse. Bakın bir de reel olarak diyor. Hani e, somut olarak, likit olarak, net olarak 100 kat getiri potansiyeli 3 hisse. Hadi tamam bu neyse mantıklı bir yorum olabilir. Potansiyeli diyor çünkü. Potansiyeli demek evet ihtimal demektir. Altına yazmış? Almayan pişman oluyor. Allah Allah almayan pişman oluyormuş. Yani almayan pişman oluyormuş bunu test etmiş. Peki şu daha enteresan sadece 1500 TL ile milyoner ol. Bu artık hani son nokta. Keşke 1500 TL'si olan herkes milyoner olsaydı değil mi? O zaman gerçi milyonerliğin de bir anlamı kalmazdı. Evet 2024'te zengin edecek 3 hisse. Bakın zengin edecek. Hep aynı vurgu var değerli arkadaşlar. Lütfen bakın bu hesaplar hani bilemiyorum. Karalamak kötülemek istemiyorum. Tabii ki onlarla şu an meslektaş sayılırız bir noktada. Ben de videolarımı izlensin istiyorum ama bu iş böyle de yapılmamalı. Yani küçük yatırımcıyı vaktini çalan, onları yanlış yönlendiren şekilde yapılmamalı diye düşünüyorum. Devam edelim. Yabancı mal bırakmadı bu hisse %2000 roketleyebilir. Bak bak, %2000 roketleyebilirmiş. Yani sanırsın bu bir hisse senedi değil, Elon Musk'ın Mars'a gitmek için kullandığı roketlerden biri. Evet devam edelim. Sizi milyonlar yapacak hisseler. evet bizi milyonlar yapacak hisselermiş. Bakın hep böyle bir milyonerlik vurgusu. Hep bir zenginlik vurgusu. Devam edelim yine bakın real anlamda değil bu sefer kelimeyi değiştirmiş. Gerçek anlamda 100 kat gitme potansiyeline sahip 5 hisse. 100 kat gitme potansiyeline sahip 5 hisse. Vay be. Devam edelim bakın bu fon sepeti zengin eder diyor. Bu fon sepeti zengin eder. Şuna bakalım bir de sadece bu kriterlere göre hisse seç zengin ol. <laughs> bu en azından biraz daha hani daha az kafa karıştırıcı, daha net Niyetini daha net belli ediyor. Devamına bakalım. Yatırım yapanları zengin edecek iki sektör. Bakın hep zenginlik vurgusu. Evet bu da zaten çok meşhur. Borsanın tavan tavan gidecek yeni hisseleri. Allah Allah. Bu fırsat kaçmazmış. Kısa vadede uçuşa geçecek hisseler. Şimdi bunu hiçbir mesleği küçümsemiyorum ama. Hani böyle seyyar arabalarda eski yıllarda daha fazlaydı gerçi. Hani patates, soğan satan esnafımız olur ya seyyar arabalarda. Ne yaparlar mikrofondan bağırırlar değil mi? Patates var, soğan var vesaire. Veya ne satıyorsa diye. Onlar o şeyi satmak için bağırmak zorundalardı, zorundadır. Çünkü adam bir satış yapmaya çalışıyor, bağırmak zorunda. Şimdi buradaki bu fırsat kaçmaz. Kısa vadede uçacak hisselerin. Bununla ne farkı var değerli arkadaşlar? Peki şimdi Twitter olayına da aslında değinmek istiyorum ama kısa bir video olmasını istiyorum. Ee, kanal olarak, kanal olarak bunun gibi bu yönlendirmeli videolarla, küçük yatırımcının aklıyla alay eden, onların vaktini çalan e, insanlarla, şahıslarla, kanallarla mücadele edeceğim. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü e, bizim grubumuzun üyesi olan arkadaşlardan gelen yorumlar çok fazla var. İşte bir paralı gruba üye oldum, işte bir hocaya bağlandım, bana şu hisseyi aldırdı, bana bu hisseyi aldırdı, bu kadar içerideyim hala çıkamadım. İşte kimisi daha farklı şeyler yapmış. Şimdi burada detay vermek istemiyorum. Değerli arkadaşlar, ne yapacağız? Öncelikle bilinçleneceğiz. Öncelikle bilinçleneceğiz. Güveneceğimiz insanları iyi seçeceğiz. Bize bir hisse pazarlayan, bir hisseyi parlatan insanlara şöyle bir ayrı tutacağız. Yine şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Teknik analiz ihtimallere dayanır. Her pozisyona ilk girdiğimiz anda %50 ihtimalimiz vardır. Mesela long yönlü, alım yönlü bir işlem yaptığımızda bizim kazanma ihtimalimiz %50'dir. Kaybetme ihtimalimiz %50'dir. İşte biz temel ve teknik analiz verileriyle bu %50'lik olan oranı %60'a belki %70'e falan maksimum çekmeye çalışırız. Ama adamların başlığına baktığınız zaman %100 kazanacağız. Hepimiz zenginiz. 1500 liram varsa zenginsin kardeşim. Lütfen bu çöpleye daha fazla aldanmayın. Bunun gibi gördüğünüz başlıklara itimat etmeyin. Bunları izlemeyin değerli arkadaşlar lütfen. Bunları izleyeceğiniz o kıymetli vaktinizi beni de izlemeyin sorun değil. Ama hani çok güzel eğitim kanalları var benim haricimde de. Onları izleyin veya da yabancı kaynakları inceleyebilirsiniz. Veya da bununla ilgili yazılmış kitaplar var. Yatırımcılıkla ilgili, borsa ile ilgili. Bunları takip edebilirsiniz. Böyle bir içimden bir serzenişte bulunmak ve en azından küçük yatırımcıyı yine bir konuda yine bir konuda. Belki de yeni başlayan arkadaşlar da vardır. Henüz, henüz bir aylık yatırımcı olan arkadaşlar da vardır şu an beni izleyen. Onları bu konuda uyarmak istiyorum. Özellikle Twitter sayfaları, Telegram sayfaları ve YouTube'daki bunun gibi sayfalara lütfen dikkat ediniz. Birinden buna ben de dahil benim de ücretli bir grubum var. Birinden ücretli bir üyelik alırken size neler vaat ettiğine bakınız. Ne vaat ediyor? Size mesela bana üye üyelik almadan önce Soru soran arkadaşlar oluyor. Hisse veriyor musunuz? Birlikte hisse alıyor muyuz? Ben de almıyoruz diyorum. Almıyoruz çünkü eğitim içerikliyiz. Tabii kanalımızda uzun vade hisseler var, kısa vade hisseler var. Onlar ayrı bir konu. Ama birlikte bir alım yapmıyoruz diyorum. Lütfen bunlardan da uzak durun değerli arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.